Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. En son Sılayolu dönüş videomuzda belirtmiştik. Videonun bitiminde yazıyordu. Sıradaki video yeni arabamızın tanıtımı olacak diye. Aracımızı alalı bir hafta on gün kadar geçti. Soğuk algınlığına yakalandığımız için üçümüz de çekme fırsatımız olmadı. Dedik bugün artık çekelim. Biraz kendimize geldik. Hastalığı atlatmak üzereyiz. Gördüğünüz böyle gibi. Kulis. Aynen. Seçtik. Şöyle Audi Sportback gözüküyor. Bu arada ben kamera arkasındayım. Ceren de bizi bekliyor. Futbol takımı ev sahipliği yaptığı maçları bu statta Audi Sportpark'ta oynuyor. Şöyle yavaş bir şekilde göstereyim. Aracı göstermeden biraz meraklandıralım sizi. Kulisini gösterdik. Aracımızla da birazdan göz atacağız. Bu arada yerli ve milli markamız TOK da vatanı millete hayırlı olsun. Kısa bir süre önce tanıtımı yapıldı. İlk araçlar seri üretim bandından indi. Yollarda görmeyi de onu dört gözle bekliyoruz. Almanya'ya da gelirse inşallah binmek bir gün nasip olur. Merak uyandırsın diye thumbnail'e ve başlığa da yeni arabamız TOK diye yazmıştık. Ama arabamız tabii ki TOK değil. Gördüğünüz gibi karşımızda yeni aracımız Audi A5 2022 model 0. X0 benzin motorlu otomatik vites. Takip edenler bilir. Bundan önceki aracımız da yine A5'li. O biraz daha donanımlıydı. Daha pahalıydı aylığı. Onu 3 aylığına kiralamıştık. Türkiye'ye gidip geldik. Yani izin yolumuzu onunla yaptık. Sıla yolumuzu. Şimdi dönüşte de 3 ay dolduktan sonra bu aracımızı kiraladık. Bunu 6 ay boyunca bineceğiz. Mayıs'ın ortalarına sonuna kadar bu araç bizde olacak. Kaç aylığına kiraladık? 6 ay belirtmiştim az önce. Ha, dinlemedim. Bunda da Ayşe kamera arkasından dinlememiş. Gördüğünüz gibi siyah halkalar, siyah paketi var bunun da yine. Rengi çok güzel bir gri renk. Ayşe'nin yakından da çeksin. Ondan sonra farları yine güzel ama LED farları yok. Bunda da onu belirtmem lazım. Şu anda jantları bu şekilde. Onları da yakından gösterelim tekrardan. Kışlık lastikler olduğu için jantları yine fena durmuyor. Kaçlık olduğunu bakmam lazım. 18'lik olması lazım herhalde. Evet, 18'lik. Burada 245/40R18 diye lastiklerini de belirtmiş olalım. Yazlık lastiklerinde jantları daha güzel. Burada S-Line yazısı. Ondan sonra aynaların yine kenarda siyah renkte. Ondan sonra şuralar yine siyah renkte. Gayet güzel duruyor siyah paketi. Ceren bu arada içeride bizi bekliyor. Evet. Aracımızın camlar karartılmış. Evet. Arkalarda, camlarda yine siyah film var. Yani karartma. Bir dakika şöyle geçeyim. Güneşten biraz. Evet. Bugün hava güneşli. Bagajı bu şekilde. A5 Sportback'te. Bir hafta olduğu için Ceren'in tabii bebek arabası var. Burada bagaj kapağı elektrikli bir şekilde kapatılabiliyor. Kış hava şartlarında yağmur çamur gördüğü için biraz batmış vaziyette. Benzin kapağını açalım. Benzinli. Bir önceki Türkiye'ye gittiğimiz araç dizeldi bildiğiniz gibi. Burada Ceren'i de gösterelim kısaca. Orada oturuyor koltuğunda. Koltuğunda oturuyor. Onu oyalaması için oraya oturttuk. Ondan sonra yavaştan da şöyle iç kısmına geçeriz. S-Line yazılı döşemeleri de gösterdikten sonra şöyle şuradan bir göstereyim. Ben tekrardan arkaya geçerim. Zaten ön tarafı çekerim. Aylık ne kadar ödeyeceğiz? Diğerine bakarak daha uygun. Bayağı bir uygun. Çünkü öteki daha çok özelliği vardı. Ne bileyim masaj koltukları falan. Ondan sonra jantları çok daha yüksek fiyatlıydı. O şekilde. Neden yine A5 kiraladık?
Başka model olmadı. Kampanya vardı. Hı hı. Şurayı da şu an çizik sandım ama şeymiş. Leke. Leke. Ne sorduydu? Neden tekrar A5'ten sonra tekrar A5 kiraladık? Kampanya vardı. Arada Audi öyle işçilerini kampanyalar yapıyor. Hı hı. Kiralık araçlarda. Uygun fiyata denk geldiği için. Yani bunun fiyatı diğerine bakarak çok daha uygun. Hı hı. Onu belirtelim. Tamam. O zaman içeri girelim. Ben şimdi tekrar arkaya oturdum. Şöyle bir de göstereyim size ön taraf nasıl gözüküyor diye. Direksiyonumuz bu şekilde. Burası daha spor bir görünüm veriyor. Yine S amblemi. Bundan sonra şöyle bir şunu çekince burada yine dokunmatik ekran. Gayet büyük, güzel. Evet, yansıma yapıyor. Evet. Bu tarafta yine virtual cockpit. Burada ne bileyim radyosu, ondan sonra telefon bağlanabiliyor, navigasyonu. Biz şimdi burada bulunduğumuz için, hatta dinlerseniz şöyle biraz geriye çıkalım. Gayet güzel görünüyor. Veya şu taraftan göstereyim onu. Hı hı. Dokunmatik daha kolay. Burada şöyle yani yansıyor biraz. 3 boyutlu stadın içini, çevresini gösteriyor. Yani hı hı. Stadın park yerinde şu anda da. Ondan sonra yine menüye geçersek işte radyo bölümü, burada kendi müziğinizi dinleyebildiğiniz medya bölümü, telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, navigasyon, telefonunuzu bağlayınca içindeki uygulamalara buradan erişebiliyorsunuz, araç hakkında işte sürüş modları, individual var mesela, burada kendiniz spor veya konfor ayarlarında bulunabiliyorsunuz. Burada da ayrıyetten yine fabrika çıkış ayarlı konforu var. Otomatik sürüş modu ve dynamic en spor olanı. Bu şekilde görsellerle. Ondan sonra burada ışık ayarları, iç dış, ambient ışığı, yani içinin ışık ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Burada park sensörleri, sürücüye yardımcı olan sistemler hakkında bilgiler. Burada ayarlar, favoriler. Her zamanki gibi ne bileyim haberler, gelen mesajlar. Burada mesela bunu ayrıyetten ücret ödeyerek içeriğini falan görsellerini değiştirebiliyorsunuz herhalde. Ondan sonra hava durumu diyor. Buradan hava durumunu gösterebiliyorsunuz ama pek kullanmıyoruz bunları genelde. Şöyle şu tarafını da göstereyim. Aynı. İçi, öteki abişimiz evet, gibi. Bir öncekinde ahşaptı biliyorsunuz. Burada siyahtı yine, değil mi? Evet, siyah evet. Renkteydi. Burada böyle mat görünümlü alüminyum. Eğer izlemediyseniz bakabilirsiniz. Sıla yolu evet. Arabamız diye başlık yazmıştık. Kapatalım. Evet. İçin kapatalım. Burada işte farların ayarları, ne bileyim sisli havalarda falan, yağmurlu havalarda ayarlayabiliyorsunuz. Buradan vites ileri geri alınabiliyor direksiyonun arkasından şu düğmelerden manuel olarak. Bundan sonra virtual cockpit'te bu şekilde de farklı göstergeler var. Yani bunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Küçülttüğünüzde tork ve hız, şu taraftakini, navigasyon kartı büyüyor. Telefonu belirtmiştik. Radyoya gerek yok. Ortalama yakıtı, ondan sonra hafızasında 8.1 litre yakmış. Aldığımızdan beri de aracı 9 litre ortalama yakıtı. Bunları da böyle göstermiş olalım. Burada da bazı özelliklerini gösteriyor. Şu tarafları da biraz göstereyim şöyle. Bir önceki modelde A5 olduğundan fazla da anlatacak bir şey yok. Şurayı gösterelim dilerseniz. Şu orta kısımda. Ha, bu sefer bu var. Telefonu temaslı şekilde, yani kablosuz şarj edebiliyorsunuz. O çok iyi oluyor gerçekten. Evet, burayı koyduğunuz anda şurada şarj olduğuna dair bilgi geliyor. Burada USB'ler falan var. Şurada da var yine. Şu orta arka kısmını göstereyim. Burada bir şey yok. Son A5'imizde buradan da klima ayarlanıyordu. Bunda yok. Koltuklar. Şöyle. Şurada S-Line amblemi var. Deri kumaş karışık. Yani gayet güzel, rahat. Ondan sonra burada yine dokunmatik ışıklar. Şöyle açılıp kapatılabiliyor. Burada benzin kartımız. Yine arabayı alırken benzin için bütçesi olan kredi kartı şeklinde kart veriyorlar. Hı hı. Bu şekilde.
Arabamızı tanıttığımıza göre videoyu burada noktalayalım. Like atıp, yorum yazıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular olursa yorumlarda yazarsanız bunları da en iyi şekilde cevaplamaya çalışırız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.